Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi malum yaklaşan yılbaşı diye tabir edilen bir günümüz var. Tüm günler Allah'ın günüdür. Günü anlamlı kılan, bereketli kılan, tırnak içerisinde eğer bir kutsallık izafe edilecekse bunu belirleyen Allah Azze ve Celle'dir. Aslında günlerin birbirinden hiçbir farkı yoktur. Günün anlamlı kılındığı zaman dilimleri vardır. Mesela bir cuma günü, cuma vakti müminlerin bütün işlerini, güçlerini bırakarak Allah'ı zikretmesi için hep beraber ibadete davet edildiğini Cuma suresinin 9. ayetinde görüyoruz. İşte bayram günlerimiz vardır. Neşenin, muhabbetin, dayanışmanın, yardımlaşmanın daha diri tutulduğu. Çünkü o zaman dilimin içerisinde yüklenilen anlamdan dolayı o gün değerlidir, o gün kıymetlidir. İşte bir yıl bitiyor, miladi takvime göre yeni bir yıl başlıyor. Genç olanlar bir an önce büyümenin sevdası ile yaşını hep böyle olduğundan biraz fazla göstermek ister. Yaşı ilerleyenler, ya aslında şeyde böyle yazıyor ama anam bana böyle anlatmıştı falan, yaşı biraz küçültmeye giderler. Yani çünkü yaşlılık genel anlamı itibariyle insanların çok kabullendiği bir durum değildir. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın bir hadisini inşallah ele almaya gayret edeceğim. Men teşebbehe kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme, bir topluluğa benzerse, benzeşmeye çalışırsa o onlarda, o onlardandır. Tabii bizim bu benzeşme dediğimiz, yani burada olumsuzluk olarak zikredilmiştir. Yani kim kime benzemeye çalışırsa o onlardandır. İnsan sevdiğine, değer verdiğine, etkilendiğine tabi olarak benzemek ister. Ama bizde daha çok benzeşme hep böyle kılık kıyafetle, yediğini yediğinden, içtiğini içtiğinden, giydiğini giydiğinden, oturduğu yerde oturduğundan gibi bir algı var. Tabii bunlar da göz ardı edilemez ama asıl benzeşme kalben başlar. Sık sık vurguladığımız önemli konulardan birisidir. Kur'an'da en fazla kendilerinden bahsedilen topluluğun İsrailoğulları olması, özellikle de onların Yahudileşmesi ve Yahudileşmenin tüm zamanlarda insanlar ve Müslümanlık için beklenen en büyük tehlike ve tehdit olduğunun beyanı içindir. Yani insanlar Yahudilere kızarlar ama Yahudileşmeye kızmazlar. İnsanlar Firavun'a kızarlar ama Firavunlaşmaya kızmazlar. Şimdi böyle bir garabet yaşıyoruz. Biz niye birine benzemeye çalışalım? Ya veya benzemeye çalıştığımız kimdir? Şimdi eğer siz hayatta orijinal olursanız, takip edilmek istenen olursanız, ortaya değerli bir şeyler koyarsanız, insanlar sizi izlemeye çalışırlar. Mesela çocuklar, çocukluk evrelerinde hep görsellikle etkilenerek büyüklerinin yaptığını yapmaya çalışırlar. Fakat Müslümanlardan hiçbir zaman için taklitçi olmaması istenir. Yani yetişkin bir evreye geldikleri zaman diliminde bile Müslümanlardan taklitçilik istenmez. Çünkü Müslüman akleden, fıkheden, fehmeden, yapmış olduğu ameli, eylemin amacını, muradını, maksadını bilen, bilmesi gereken kimsedir. Bakın kardeşler, 36 milyon bilet basılmış. Geçen hafta başı itibarıyla olan bir istatistiksel bilgiyi veriyor. 35 milyon bilet satılmış, 1 milyon bilet kalmış ki muhtemelen bilet tükenmiştir diye tahmin ediyorum.
sık sık basında gündem olduğu, Nimet abla diye isimlendirdikleri Eminönü'ndeki o kumar bileti satan o gişe diyelim, yüzlerce insanın uğrak yeri ve sıra yapmışlar orada. Yani oradan bileti alırsa uğur getireceğine inanıyor. Oradan daha önce bilet alanların büyük ikramiyeler kazanması veya onlara büyük ikramiye çıkması neticesinde oradan insanlar bilet alıyorlar. Bugün herhangi bir camiye gidin, şöyle cemaat diye tabir edilen ahalinin şöyle üzerlerinden bir bakın, muhtemelen üzerinden milli piyango çıkmayan, bileti çıkmayan insan bulmak çok zorlaşacaktır. Şimdi nasıl bir toplumuz, nasıl bir İslam algımız var? Yani bir insanın Müslümanlığının ölçüsü sadece bir milli piyango bileti midir? Sadece bir içki tüketimi midir? Sadece bir banka faizi midir? Örnekleri çoğaltabiliriz ama öyle bir toplum algısı oluşturuldu ki bu tabii yeni değil. Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yapıyor. Bir şeyin diyor yasal olmasıyla diyor yasak olması diyor farklı şeylerdir diyor. Şimdi devletin bir kurumu biliyorsunuz başbakanlığa bağlı burası da kumar oynatıyor. Süleyman Ateş de hafta içi bir medya kuruluşu röportaj yapıyor. Daha doğrusu röportajı da bir programda fikirlerini soruyorlar. Diyor ki milli piyangoya Toto, işte Ganyan gibi direkt diyor haram diyor diyemeyiz diyor. Çünkü onda diyor kişiyi meşgul eden fazla bir şey yoktur diyor. Yani alıyor diyor bekliyor. Ha hoş değildir falan ama haram da diyor diyemeyiz diyor. Şimdi neresini düzelteceksiniz? Hani mesele milli piyango bileti almıyorsa demek tamam bu insan İslam'ı çözmüştür diyemiyoruz. Bakın cahiliye toplumlarının geçen hafta genel karakteristik özelliklerinden bahsederken ısrarla altını çizdiğimiz bir husus vardı. Yani cahiliye toplumu hayatlarında Allah'ı belirleyici kabul etmezler, Allah'ın hükümlerini belirleyici kabul etmezler. Onun için bir insan ve bir toplum tevhidi öğrenemediğinde, öğrenmek istemediğinde, onun artık içkisi, kumarı, gezmesi, israfı, bankası çok fazla bir konu elde etmez. Neden? Çünkü bir insanın bir kere temelden bir sorunu var. Yani siz vahyi, tevhidi ve sünnet-i Resulullah'ı kabullenmemiş, bunu hayatının bir düsturu haline, varlığının bir amacı haline getirmemiş olan bir kimse için, bir toplum için buralarda hangi düzenlemeniz o toplumun ıslahına sebebiyet verebilecek ki? Mümkün değil. Yani şu an toplumun neredeyse tamamına yakını ıslahdan ziyade ifsat üzerinden bir yaşamı yeğliyorlar. Yani devletin sözde din adına yetkili kurumu olan Diyanet diyor ki yani biz buna bir şey diyemeyiz diyor. Yani tamam haramdır aslında ama sonuçta diyor yasaldır. Onun için bir şeyin suç olmasıyla mükafat olmasının belirleyicisi de Allah'tır. Allah olmalıdır. Yani taguti sistemlere göre siz bir suç işlersiniz ama bu Allah'ın katında çok eftal ve çok makbul bir amel olabilir. Ya da Allah'ın katında azabı gerektirecek, cehennemi gerektirecek bir amel işlersiniz. Devletin nazarında bu çok makbul bir tavır eylem olabilir. Genel ev işleten affedersiniz Manukyan'a vergi üzerine biliyorsunuz ödüller verdiler. Şu anda bakın hırsızlar köşe başlarını kapmış bir vaziyette. İnanılmaz bir talan var, inanılmaz bir rüşvet var, adam kayırmaca var. Adam 1400 lira asgari ücretle yaşam sürdürmeye çalışıyor. Ki sürdüremiyor, mutlaka bir takviye yapması gerekiyor, bir modern kölelik içerisinde. Ama onu bu halde, bu hale sürükleyenleri gece gündüz alkışlıyor. Yani işte
cahiliye toplumunun tipik özelliklerinden birisini de burada görüyoruz. Onun için kardeşler, eğer biz kafirlere benzemek istemiyorsak, ki bir mümin kafire benzemez, mümin fasık olan bir kimseye de benzemez, müminin benzemek istediği ve benzemek isteyeceği şahsiyet, başta Resulullah aleyhisselam olmak üzere muhsin, muksit ve muttaki şahsiyetlerdir. Ve eğer biz bir fesattan, bir zulümden, bir tuğyandan kurtulmak istiyorsak, bulunduğumuz alan ve mekanı İslami bir terbiye içerisinde, öğüt içerisinde, marufu ayakta, münkeri de tamamen ortadan kaldırabilecek bir alan, bir öğüt merkezi kurabilmeliyiz ki hiçbir harama ve tuğyana karşı ferdi ve tek başımıza mücadele etmemiz ne mümkün olacaktır ne de buna gücümüz yetecektir kardeşler. Elbette ki Allah insanları yapabileceklerinden mükellef tutmuştur. Ama muhatap olduğumuz ve mükellef olduğumuz alanlarda sorumluluklarımızı gerçekten çok fazla dikkate almadığımızı düşünüyor. Onun için Allah Resulü aleyhisselam ashabını şekil diyebileceğimiz bazı hususlardan bile sakındırmaya çalışıyordu ki, düşünsel, eylemsel, amel, inanç sistematiği açısından onlara benzememiz hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Yani tartışılmıştır ama dönem açısından önemlidir. Özellikle bu Medine dönemindir. Resulullah aleyhisselam müminlerin müşriklerle aynı mekanda, aynı alanda oturmamasını tavsiye etmiştir. Yani emretmiştir diyemiyoruz çünkü bu emri kaldırılmayacak bir süreç yaşanıyordu. Yani mesela Müslümanları müşriklerin mahallesinde oturmayın diyor. Şimdi biraz hayata baktığımız vakitte henüz Müslümanların kendi içerisinde oluşturabilmiş olduğu bir siteleri bile dahi yok. Yani bırakın bir mahalle, bir belde, bir ilçe, bir köyü, bir şehri, henüz daha böyle bir blok bile oluşturabilmiş değiller. Neden kardeşler? Çünkü insan bulunduğu ortamın içerisinde etkilenen bir varlıktır. Ha, elbette ki güçlü iradesi olanlar güçsüzleri etkilerler. Yani biz bu korkuyla mı yaşayacağız? Fakat Allah Resulü'nün müşriklere muhalefet edin, sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın. Mesela onların elbiseleri, yani baktığımızda ashabın giydiğiyle müşriklerin giydiği elbiselerin, şeklin çok büyük bir farkı yoktu. Hemen hemen aynı şeyleri giyiyorlardı. Çünkü bu kültüreldi, örfi bir durumdu. Ama müminlerin temiz olmaları öğütleniyordu. Birbirlerine davranışları, yiyip içtikleri hususlara dikkat etmeleri gerektiği, besmele ile başlaması gerektiği, birbirlerinin ihtiyaçlarını gözetmeleri gerektiği gibi değişik tavsiyeleri vardı fıtri anlamda. Onun için kardeşler, eğer biz ahirette salihlerle beraber olmak istiyor isek, Allahum mahşurna fi zumratis salihin. Ya Rabbi bizi o hesap gününde salihlerle beraber eyle. Şimdi ahirette salihlerle beraber olmak istiyor isek, dünyada beraber olduğumuz, özendiğimiz, benzemeye çalıştığımız algılardan, şahıslardan ve düşüncelerden mutlak anlamda teberri etmek zorundayız kardeşler. Yani dünya hayatında tağutlarla, belamlarla, zalimlerle, fasıklarla beraber olanlar, ahirette salihlerle beraber olmaları mümkün değildir. Yani bir anlamda buradaki beraberliklerimiz, ideallerimiz ve amellerimiz ahiretteki bir anlamda tercihlerimiz oluyor. Onun için meseleyi sadece bir yılbaşıyla sınırlı tutmamak gerekiyor ama çok basit gibi görünen şeylerde bile Müslümanlar büyük zafiyetler gösterebiliyorlar. Çocuklarımızı, neslimizi, çevremizi korumalıyız. Yani bazı müçtehit alimlerimiz mesela kafirlerin bayramlarında diyor, mesela bir Nevroz kutlamalarında diyor, kim onların ateşinin üzerinden atlarsa ya da onların kutsal gününde verdikleri bir ikramı sırf ondan dolayı icabet edip yerse, şimdi böyle
tehdit ifade eden fetvalar oluşturmuşlar. Tamam, oradan bir hüküm çıkmaz belki ama çok ciddi tehdit ifade eden hususlar ortaya koymuşlar. Bu hassasiyeti gözetmek zorundayız kardeşler. Yani olay sadece bir milli piyango biletiyle, bir hindiyi kesip kesmemekle, bir çam süslemekle sınırlı değil. Son 5 yılda çam ağaçlarına sözde Müslüman olduğu iddia edilen şu Türkiye'de verilen para 300 milyon dolarmış kardeşler, yapılan harcama. Bakın, neredeyse bütün avamelerin girişlerinde, dükkanlarda ışıklarla, çamlarla, pamuklarla hep bir görsel bir şölene dönüştürdüler. Neden? Eziklik psikolojisi. Kafirlere benzemeyecek. Bak, bugün bu kadar benzemek istiyor. Çünkü gücü buna yetiyor. Yarın daha fazla benzemek isteyeceği bir husus olduğunda orada daha fazla benzemeye çalışacak. Demek ki küfre karşı, zulme karşı kalbi bir teberri gerçekleştirilememiş, bir özenti var. Bu özentilerden sıyrılmalıyız. Eğer biz insanlığa Allah'ın dinini götürmek istiyor isek, önce onların batıl, süfli, tim uygulama ve amellerinden beri olmak zorundayız. Kalben en küçük bir muhabbet beslememeliyiz. Toplumda yaşıyoruz, insani bir ilişki biçimimiz olur ama mümince tavrımızı ve duruşumuzu her hususta göstermek zorundayız kardeşler. Allah Azze ve Celle bizi zulme, küfre, tuğyana, en küçük alanda ilgi duyan, sempati besleyen tüm algılardan muhafaza eylesin. Müminlerle cem olmayı, zulme ve küfre karşı mümince bir diriliş ve direniş içerisinde bulunmayı nasip eylesin. Ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin.